Mesut Bircan. Evet. Besli olarak size kimler derler? Bize Besli olarak Mahmut Ağlar derler. Bu Antep'e kaç yılında geldiniz? Hatırlıyor musun? Bizim Antep'e 1970 yılında gelmişiz. Acaba Besli'den mi geldiniz buraya? Besli'den buraya gelmişiz evet. Daha sonra işte burada kalmışız yani. Peki Antep'te uyum sağlıyor musunuz? Yani burayla Besli'nin arasında bir fark var mı sizce? Hani böyle bir değişiklik, gariplik çekiyor musunuz Özlem? Şimdi ben Gaziantep'te doğduğum için yani benim şimdi uyumsuzluk yok. Yani her şeye alışmışım. Ben kendime tabii, ben bugün Besli'ye gittiğim zaman bir uyumsuzluk çekiyorum. Çünkü buraya uyum sağladın. Evet. Değil mi? Evet. Oraya gidince bana tuhaf geliyor yani. Şimdi işte bize de öyle gençken dışarı çıktık, bizim sırtımızda yadırgı organ demiş, adam olmazsın derler. Şimdi bu işler artık demoda oldu. Şimdi size soruyorum, hiç duyduğun var mı? Neden göçtüler bu Besli'ye? Baban, anan sordun mu hiç? Niye göçtük bu Besli'ler buraya? Şimdi oradaki iş olanakları kısıtlı olduğu için, yani biraz ben şunu görüyorum, toplum olarak biraz hırslı bir toplum olduğumuz için iş kaynaklarının daha çok bol olduğu yerlere göç esas nedeni ben onu görüyorum yani şu an için. Ve gerçekten de iyi bir şey yapılmış ki yani şu an Besli'de böyle bir iş olacağını pek sanmıyorum. Yani bugün Besli'nin çoğu Uşak'ta, Gaziantep'te, İstanbul'da hepsi de başarılı oldular yani toplum olarak. Şimdi buradaki imkanı sen görüşünle genç olarak Besli'de bulabilir miydin? Yok, kesinlikle bulamadım. Neden? Çünkü saha yok. Tane kalır dokuzdan satacak, yine geri ya buraya geleceksin ya dışarıya gideceksin, evet. Değil mi? Evet, hani Besli'lerin atı vardı, meydan yoktu. Şimdi burada meydanı bulduk, burada. Uşak'ta buldu, Uşak'a. Evet. İstanbul'da buldu, İstanbul'da. Evet. Hani biz artık bu memleketin bize cevap vermeyeceğini anlayarak göç ettiler. İkincisi de, size soruyorum, diyorum ki bu Antep'te tekstilde söz sahibiyiz. Değil mi? Evet. Yani iyi kötü bu Antep'lerden beraber aynı bu işi yürütüyoruz. Yani bu işin artık yabancılığı kalmadı. Tabii. Savandan, kilimden derken halıya dayandık. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi sana desene ki bundan sonra neler yapmak istersin genç olarak? Daha neler, daha üstün, daha geniş bir kapsamlı, daha iyi bir üretim yapmak için ne gerek şimdi? Görününce şu olsa şunu yaparım diye fikrin dar mı? Yani daha kaliteli bir üretime geçmek isterim yani gerçekten. Teknik makinalarla, evet, teknoloji evet. Ayağı uydurarak geniş kapsamlı. Kim? Evet. İkincisi, diyoruz ki biz burada herkes kirada, iş yerleri. Niye olsun? Bir şirket kuralım diyoruz. Bu Besli'ler adına. Bize iş yeri yapsın, ev yapsın, ev isteyeni ev yapsın. Bu da bir karlı yatırım. Yani şu an için ben şunu söylüyorum. Burada Gaziantep içerisindeki Besli'leri görüyorum, kendi çevremdeki. Şu an için işi kötü olan kesinlikle yok. Yani çalışkan bir toplumuz gerçekten. Hırsımızın yanında çalışkanlığımız da var. Ve bugün kirada olan pek kalmadı yani. Başka bir memlekete geldik, yerleştik ama yine de başarılı olacak. Yani kira diye bir sorun yok artık. Ama şimdi bu evler, şeyler, yazıhaneler hepsi kiralık mı? Soruyorum ben mesela. Yok, çoğunun kiralı yani. Değil mi? Ya ne çekiyorsun? Fırına mı gidiyoruz? Yaşıçam'a mı gideceğiz? Yakışıklar var yani burada. Yani. Yakışıklar tarih yani. Bir de diyoruz ki Besli'yi tanıtacak, kendi kültürümüzü yaşatacak bir folklor kuralım. Çok güzel olur. Türkiye'nin değişik yönlerinde biz bu yaptığımız üretimi yayabilmek, gösterebilmek bakımından folklorla beraber sunarsak daha iyi olacak kanaatinde olarak biz bu işe teşebbüs ediyoruz. Bütün Besli olarak bu filmle de sizin fikrini alıyoruz toplumumuzun. Hani bunun içinde de herkes doğru olduğunu, herkes de katkıda bulunacağını,
katkı deyince bazı yerde maddi, bazı yerde manevi de bir katkıdır yani. Güç vermek de katkıdır. Şimdi mesela diyelim ki bir şey, folkloru kurduk. Gitsin Adana'da hemşehrilerin düğününü yapsın. Sokağa para atmaya gerek yok. Kendi derneğimize gelsin. Ya İstanbul'da konser versin. Para derneğimize gelsin. O çocuklar da rahat bir refahla bu işi yapsınlar. Besin'in çalgısını, öğününü Besin adına rahatlıkla geçimlerini sağlasınlar ve Besin adına kendileri de çalışsınlar. Şimdi hem Besin'i tanıtırken hem folklorla tanıtmak daha kolay, daha görkemlidir. Şimdi resmi daireye gideceksin, filmi koyacaksın evvela. Bizim ekip budur. Gidesin. Ankara'da mı gösteriyor? Cumhuriyet Bayramı'na gönderelim, gitsin, bizi tanıtsın. Besin'ler her neler yaptığını da burada sevgileyelim. Buradan taşınan 20 sene gibi olay olmuş, zaman geçmiş yani. Artık yani benim için Besin'in diye olay kalmamış yani. Ve sanıyorum da benden sonraki çocuğun herhalde Besin'i bilmeyecek yani. He? Benden sonraki çocuğun da belki de Besin'i bilmeyecek yani. Ya işte ama yaşatmalıyız. Değil mi? Şimdi sen yaşatmadığın zaman kim olur? Şimdi Besin'de senin ataların var mı mesela? Şimdi denge düşünelim. Tabii tabii. Tabii. Ha. Senin asaletin Besin olarak geliyor. Evet. Ha. Şimdi Antep'te oldu mu? Antep'lerde de bunlar Besin'i diyor değil mi? Evet. Ha. Sen Besin olarak, sen de Besin olarak istersen Halep'te ol, Şam'da ol, Besin kurulunu taşıyacaksın. Besin kültürünü taşıyacaksın. Besin töresini taşıyacaksın. Herkes kendi, bak niye övünüyorlar? Besin'i diye övünüyoruz. Çünkü neden? Biz ayak işler yapmıyoruz, kötü işler yapmıyoruz. Alın terimizi memleketimize hizmet vererek, adam çalıştırarak daha... Senin güzelmiş lan. Ana koşmuyor. Ananı desen öyle desen mi sana? Yok görürsün, görürsün. Mustafa Yılmaz Kaya. Mehmet Mustafa Yılmaz Kaya. Size Besni'de lağabınıza kimler derler? Çümoğlu derler. Çümoğlu derler. Evet. Besni'de ne gibi işler yaptın? Bu buraya kadar neler yaptın? Şöyle kısaca özgeçmişin. Neler sattın, neler aldın? Bu Antep'e gelişini şöyle kısaca bir anlatabilir misin? Besni'de ilk onu bitirdikten sonra terzilik mesleğine gittim. Evet. Terzilik yaptım. Tabi asker döneminden sonra dükkan açtım. Terzilikle devam ettim. 1973'te bu kilim mesleğine başladı. Kilimcilik besinde. 82'de, 83'de Antep'e geçtim. Şu anda kalıcıya devam ediyor. Kalıcıya devam ediyor. Evet. Peki sana da sorayım. Bütün besinlere soruyorum. Bir sebep var. Bu göçe zorlanan. Niye göçtün? Besin'de millet niye dağıldı, niye göçtü acaba? Sebebi nedir, senin görüşün, fikrin nedir? Neden göçtü? Birincisi, Besin'in mesela bir safa bir yerde olması. Aynı zamanda mesela siyasilerimizin Besin'e çok önem vermemesi. Evet. Siyasiler mesela Besin'e doğrusu Ceren, mesela en başta Ceren. Evet, Su Ceren. Su Ceren şeyini mesela getirmeyip de milleti dışarıya göçmeye sevk ettim. Evet. Sanayi yok mesela, en başta sanayi yok. Peki. Şimdi buradaki işinden memnun musun? Memnunum. Ha. Şimdi buradaki işi orada Besin'de yapmak mümkün müydü yani? Buradaki imkanı orada sağlayabilir miydin? Değildi. Sağlayamadım. Sağlayamadım. Çünkü o saha yok. Tabii. Peki şimdi diyoruz ki biz Besin olarak bu filmi çektiğimizde gaye ne yapmak istiyoruz, ne yapmışız? Niye dağılmışız, sebebi nedir? Tabii. Şimdi bunu araştırıyoruz. Bizim aile kökenimiz var. Bir kendimize göre bir töremiz var. Aile yapımız var. Besin olarak gurur duyduğumuz. Bir çalışkanımız var. Tarihi belgelerimiz var. Bunları yaşatmak için biz bu filmle bu halkın Besinleri tespit edip kaybolmasını, aile sülalesinin kaybolmaması için bir arşiv film yapıyoruz yani. Şimdi sen tarih oldun. 100 sene senin bu konuşman bize derneklerde saklanacak. Evet. Tamam mı? Ne yaptığını.
İkincisi de bizim Besne halkının üretici, çalışkan, işte yaptığı işler deyip devletin kapısına gittiğimiz zaman sana güvenle kredi almalı, çok bu işin erbabı olduğunu, filmde ne yaptığını göstermek. Çabamız bu. Ve dernek kurup bu yolları araştırıp, artık kahve köşesi gibi değil de dernek, milletin sorunuyla, yani gidip de kahve, kağıt oynamak yerinde değil, böyle bir dernek koyacaksınız ki kendi sorunumuzu elde tutarak nelerden faydalanacağız? Malı nasıl pazarlayacak? İkincisi, bir de şirket kuralım diyoruz. Bak nasıl? Tabii. Şimdi halıcılıkta var, iplikte varız. Bir de inşaat şirketi kuralım, toplanalım. Öyle ya? Tabii. Besnilere kiradan kurtarması için ev yapsın, ev isteyene ev yapsın. Evet. Site yapalım, güzel, geniş, altında kiradan kurtaralım, tertemiz. Üstünde de bir salon olsun, Besni halkı gelsin burada, ailece karşılanır, eğlenir, bir düğünümüz olur, yaparız. Üstüne de diyoruz bir otel yapalım, böyle bir site. Misafirlerimiz gelsin, tüccar gelsin burada yesin, içsin, yatsın. Sabahleyin kalktığı zaman her kahvaltısını yapsın, aşağı insin. Senden hal alsın, öbür arkadaştan savan alsın, öbüründen kilim alır. Neyse, her ihtiyacın burada karşılandığı zaman adam çeki sesip gitmeli. Gittiği yerde ne diyecek bu adam? Artık bu çağ bunu götürüyor. Ya Besniler gibi yoktur ya. Adamlar gidiyorsun, yerleri var, misafirhane böyle karşılıyorlar, yatıyorsun. Sabahleyin kalkın, kahvaltın hazır, yiyorsun, içiyorsun, aşağı giniyorsun, malın hazır, beğendiğinden alıyorsun, bütün orada. Malınız paketliyorlar, ambara da gönderiyorlar, sen çantan alıyorsun, çekini kesip geliyorsun. Şimdi böyle bir durum olunca başka yere gider mi bu müşteri, soruyorum sana. Tabii gitmez. Ha, gitmeyeceğine göre biz bu çabalara artık yön verelim. Kahvelerde böyle dernekçilik, dert bir tavaları değil. Bunları tartışalım diyoruz. Evet. Yani bunu bir öneri olarak sunuyorum. Bu fikirlerle kendimize bir kariyer, kendimizi de sanatsal kültürel dallarda neler yaptığımızı da devletle karşı karşıya getirdiğimiz zaman bizim kimliğimizi görsünler. Bu dükkanı niye çekiyorum ben? Senin ne yaptığını neyle tasvir edeceğim? Yazdım bir kağıda ver. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. İşte bu senin delilin. Değil mi? Bir de folklor kuralım diyoruz. Mesela Besni'nin kültürünü, eskiden kayyumu mayyumu vardı, çalıyorduk, söylüyorduk, mutlu değil miydik? Tabii canım. Bunu ne zaman yine mutlu olmak için bir folklor kuralım, bizi temsil etsin. Antep'te Besni mi var, düğününü yapsın. Değil mi? Tabii. Geçsin Mersin'de, Besni'lerin Besni havası yiyecek, çalsın, söylesin, eğlendirsin. Orada sokağa atılan parayı Besni'nin derneğine, Besni halkına dönüşsün. Davamız bu. Başka bir şey değil. Yani sırt sırta vermenin zamanı geldi. 20. asır artık bunu götürüyor. Daha ilerisine gittiğimiz zaman diğer Asya ülkelerindeki Türklere de gider. Bir heyet olarak seçilir gider. Neler yapıyorlar? Biz neler katabiliriz? Biz dayanışma olmazsa, sen bir yanı çekersek, ben bir yanı çekersem bu işin karkazlık olur kalır. Bütünüyle dağıldı. Yani bizim önerimiz bir iyi niyetle. Bugün çağa ayak uydurarak bir şeyde bulunuyoruz yani. Artık dernekçilik kahvelerde oturmak değil de tartışacak neler yapmamız, ne işler yapmamız, malımızı nasıl pazarlayacağız, bunları düşünelim. Nasıl tanıtacağız, bunları düşünmenin zamanı geldiğini söylüyoruz biz. Peki. İkincisi de şu. Malatyalıları çekmediniz mi? Niye? Bir dakika. Yakın ama. Şimdi Besni'nin diyorlar efendim buradan çoğu kazandı, bu ele gitti diyorlar. Yani Besni'de kazandılar diyorlar. Dışarı gitti. Dışarı gitti diyorlar. Peki Besni'de kazandın, sen kazandın, niye geldin buraya, değil mi? Tabii canım. Sorunumuz, tartışmamız bu. Şimdi mesela sen Besni'de filan oğlu filan dedin. Evet. Şimdi bu köken de kayboluyor. İz bile bırakmadan gidiyor. Kimin oğlu, kimin fesoluyor. Biz bunu koyduk ki yaşatalım. Filan bizim soyundan filan oğlu filanın böyle canlı, senin konuşman bir canlı oluyor. Değil mi? Bunun bir herhangi bir şeyi yoktur. Bu sadece Besni'nin aile kültürü, aile sahibi olduğunun kanıtlanması, kaybolmamasına önleyecek bir tedbir bu. Bak şehir kayboldu. Hani resmi? Var mı? Yok. Sen de kaybolacaksın.
çocuğuna bir mirasın var mı? Bir görüntün var mı? İşte, yok. Hah, babam bunu yapmış desin, babası da sen de oğlun da senden iyisini yapsın. Tabii. Yok, eserin yok. Yok. Hah, işte davamız bu. Yani filmle, artık kitapla yazmışsın, kimse okuyamaz. Zamanı yok zaten, esnaf adam kitabı okuyamaz. Ama bu, yok, hah, saklanabilir. Her gün görebilir. Peki, böyle bir şey kurulursa, dernek veyahut da folklor, müsbet menfi, maddi ve manevi, katkıda bulunur musunuz? Valla derneğe kabinize gelen yardım yapılır, derneğe olan mesela iyi bir şey. Mesela bir fakir olur, bir hasta olur, adam götürmeye durumda olur. Tabii. Ne bileyim mesela, diyelim dışarıda mesela bir yabancı değil de mesela işte fakir adam gelir, mesela ötelde yatacağım oturum olur mesela, ha, götürür mesela yatırır. Tabii. Tabii derneğin faydası çok. Ha. Yani bu dernek bildiğin gibi birçok yerde kurmuşlar, biz hani Kara Mehmet'in kahvesi gibi olmayacak. Ha, tabii. Tartışılacak, sorunlarımızı tartışılacak dernek. Hoca yala. Hoca yala. Bu desenleri bütün Türkiye'nin birçok yerinde görecekler yani. Kimler ne üretiyor?